الصفحة 343 sayfa 343. Şimdi arkadaşlar bu fiili müzarimize baktığımız zaman iki tane ayrı halini görüyoruz. Birincisi tesne muhatap, diğeri ise çoğul muhataplar. Çoğul muhatabın birisi gördüğünüz gibi müzekker içindir, birisi ise müennes içindir. Şimdi beraberce bunları yapalım. Yedhulu fiilimizi tekilden şimdi tesni yapmışız. Tedhulani. Siz ikiniz giriyorsunuz. Meta tedhulani mektebe. Ne zaman ofise giriyorsunuz? Tedhulune. Şimdi çoğul, müzekker. Hel tedhulune sinema ma'ana. Siz bizimle beraber sinemaya giriyor musunuz? Şimdi muhatap müennes çoğul. Tedhulne. Hel tedhulne madrase mesaen. Siz akşamleyin okula gidiyor musunuz? Şimdi arkadaşlar bu şekilde bunları yaptıktan sonra değişik fiilleri aynen bu kalıpta uygulamamız mümkündür. Şimdi yektubu fiiline bakalım arkadaşlar. Yektubu yapmamız gerekli olan tektubani. Diğeri ise arkadaşlar tektubune, diğeri ise tektubne. Bu fiilimize baktığımız zaman yeşrebu içiyor. O halde bu durumda teşrebani, teşrebune, teşrebne. Bu fiilimize baktığımız zaman yekulu yiyor. Tekulani, tekulune, tekulne. Buna baktığımız zaman arkadaşlar yekra'u fiilidir. İlk önce tekra'ani. Siz ikiniz okuyorsunuz manasında. Tekra'une, sizler okuyorsunuz. Tekra'ne, siz kadınlar okuyorsunuz. Bu fiilimize baktığımız zaman arkadaşlar yedfe'u fiili ödüyor manasında. Önce tedfe'ani, siz ikiniz ödüyorsunuz. Daha sonra tedfe'une, siz erkekler ödüyorsunuz. En sonunda ise tedfe'ne, siz hanımlar ödüyorsunuz. Burada yeşkuru, teşekkür etme manasında. Teşkurani, siz ikiniz teşekkür ediyorsunuz. Teşkurune, siz erkekler teşekkür ediyorsunuz. Ve teşkurne, siz hanımlar teşekkür ediyorsunuz. Fiil yehurucu. Tehrucani şeklinde yapmak mümkündür. Tehrucani, siz ikiniz çıkıyorsunuz. Tehrucune, siz beyler çıkıyorsunuz. Ve tehrucune, siz hanımlar çıkıyorsunuz. En son arkadaşlar, yeftehu açıyor. Teftehani, ikiniz açıyorsunuz. Teftehune, siz beyler açıyorsunuz. Ve teftehne, siz hanımlar açıyorsunuz. Arkadaşlar bu örneğimize baktığımız zaman ise burada en akumu minen nevmi mübekiren. En akumu minen nevmi mübekiren. Ben uykuda erken kalkıyorum. En ezhebu ile amel mübekiren. Ben işe erken gidiyorum. Bakın arkadaşlar burada zamirle birlikte şimdi biz kullanacağız. Nehnu burada zamirimiz gelmiş. Nefsi mütekellimi vahdem al gayr. Nahnu naqumu minen nevm bekiren ve nahnu nezhebu ila amel bekiren. Zamirle beraber kullandığımız zaman fiilimizi de ona uygun getirmem mümkündür. Yine akum olduğuna göre huve yakumu minen nevm bekiren ve huve yezhebu ila amel mübekiren. Bismi Teala es-sefhatu 345 sayfa 345. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi biz zamirlerimize göre fiillerimizi okumaya devam ediyoruz. Şimdi hiye zamirimiz geliyor. Hiye tekumu minen nevm mübekkiren ve hiye tezhebu ile amel mübekkiren. Huma yekumani minen nevm mübekkiren ve huma yezhebani ile amel mübekkiren. Hum yekumune minen nevm mübekkiren وهم يذهبون إلى عمل مبكرا هن يقمن من النوم بكرا وهن يذهبن إلى عمل مبكرا. Şimdi ise arkadaşlar أنت تقوم من النوم بكرا وأنت تذهب إلى العمل مبكرا. أنت تقومين من النوم مبكرا وأنت تذهبين إلى عمل مبكرا. أنتما تقومان من النوم مبكرا وأنتما تذهبان إلى عمل مبكرا. أنتم
تقومون من النوم مبكرا وأنتم تذهبون إلى عمل مبكرا. أنتن تقمن من النوم مبكرا وأنتن تذهبن إلى عمل مبكرا. Şimdi işte arkadaşlar tedrib sabih 7. alıştırma. 7. alıştırmamıza baktığımız zaman arkadaşlar burada ise biz bir mazi fiil görüyoruz. Yani mazi fiilimizi zamiyle beraber okuyacağız. Ene olduğuna göre ene zehebtu ila camia, ben üniversiteye gittim. Ene qara'atul kitabe, ben kitap okudum. Şimdi nahnu zehebna ila camia ve nahnu qara'nal kitab. Huwa zehebe ila camia ve huwa qara'al kitab. Hiye zehebet ila camia ve hiye qara'at kitab. هما ذهبا إلى جامعة وهما قرعا الكتاب. هم ذهبوا إلى جامعة وهم قرعوا الكتاب. هن ذهبن إلى جامعة وهن قرعن الكتاب. Şimdi أنت مخاطب. أنت ذهبت إلى جامعة وأنت قرعت الكتاب. أنت مؤنث. أنت ذهبت إلى جامعة وأنت قرأت الكتاب. أنتما ذهبتما إلى جامعة وأنتما قرأتما الكتاب. أنتم ذهبتم إلى جامعة وأنتم قرأتم كتاب. أنتن ذهبتن إلى جامعة وأنتن قرأتن الكتاب. الصفحة 346 صفحة 346 تدرب الثامن 8. alıştırma. Evet. Enellezi qabeltuke emsin. Ben seninle dün karşılaşanım. İsim mevsul arkadaşlar. Ve burada fiille beraber zamir kullanmıştır. Nahnu lezine qabelnake emsin. Bakınız. Nahnu lezine qabelnake emsin. Biz seninle dün karşılaşanız. Şimdi ente. Entellezi qabelteni emsin. Entellezi, sen o kimsesin ki qabelteni emsin. Benimle karşılaşansın. Bu örneğimizde ise arkadaşlar ent ile yine başlıyoruz. Entilleti bu müennes arkadaşlar. Qabeltini emsin. Kadın için bunu bir söylüyoruz. Qabeltini emsin. Sen benimle karşılaşan kadınsın. Entuma muhatap tesniye. Entuma lezani qabeltumani emsin. Siz ikiniz benimle karşılaşansınız. Yine entuma. Entuma letani qabeltumani emsin. Siz ikiniz kadınlar için benimle karşılaşansınız. Entum. Entumul lezine qabeltumuni emsin. Siz dün benimle karşılaşanlarsınız. Entunne. Entunne ellevati qabeltunenni emsin. Siz hanımlar benimle karşılaşanlarsınız. İkinci örneğimize baktığımız zaman arkadaşlar yine aynı benzer bir örnektir bu. Enellezi zakertul kitab. Ben kitabı müzakere edenim. Nehnu lezine zakernal kitab. Biz kitabı müzakere edeniz. Entellezi zakertel kitab. Entilleti zakerti kitab. Entuma lezani zakertuma kitab. Yine entuma elletani zakertuma kitab. Entumullezine zakertumul kitab. Entunnellevati zakertunnel kitab. Enellezi adetut ta'am. Ben yemeği hazırlayalım. Nahnu lezine a'adetna ta'am. Biz yemeği hazırlayanlarız. Ente lezi a'adette ta'am. Sen yemeği hazırlayansın. Enti leti a'adette ta'am. Yine sen yemeği hazırlayansın kadın için. Entumma ellezani a'adettuma ta'am. İkiniz yemeği hazırlayanlarsınız. Entumma elletani
adettumat ta'am, siz iki hanım yemeği hazırlayanlarsınız. Entumul lezine adettumut ta'am, sizler yemeği hazırlayanlarsınız beyler için. Entunne ellevati adettunne ta'am, siz hanımlar yemeği hazırlayanlarsınız. Dördüncü alıştırma. Enellezi rakibtul hafile, ben otobüse binenim. Nahnul lezine rakibne hafile, biz otobüse binenleriz. Entellezi rakibte hafile, sen otobüse binensin. Entilleti rakibti hafile, sen otobüse binensin kadın için. Entumma ellezani rakibtuma hafile, ikiniz otobüse binenlersiniz beyler için. Entumma elletani rakibtuma hafile, ikiniz otobüse binenlersiniz kadınlar için. Entummu ellezine rakibtumul hafile, sizler otobüse binenlersiniz beyler için. Entunne ellevati rakibtunne hafile, sizler otobüse binenlersiniz hanımlar için. Es-sefhatu selasumiye ve seb'a ve arba'un, sayfa 347. Beşinci alıştırma arkadaşlar. Yine aynı zamirlerle devam ediyoruz. Enellezi fehastul maride, ben hastayı muayene edenim. Nahnu lezine fehasna maride, biz hastayı muayene edenleriz. Entellezi fehasna maride, sen hastayı muayene edensin. Entilleti fehasti maride, sen hastayı muayene edensin. Entumma lezani fehastumma maride, ikiniz hastayı muayene edenlersiniz beyler için. Yine entumma elletani fehastumma maride, hanımlar için ikiniz hastayı muayene edenlersiniz. Entumul lezine fehastumun maride, siz beyler hastayı muayene edenlersiniz. Entunne ellevati fehastunne el maride, siz hanımlar hastayı muayene edenlersiniz. Tedribu tasih, dokuzuncu örnek. Ente tezhebu ile amelike kulle sabah, sen her gün sabahleyin işine gidiyorsun. Bu arkadaşlar muhatap için bir zamirdir. Müzekker muhatap. Şimdi müennesini biz yapacağız. Müennes muhatap tekil için. Enti tezhebine ile ameliki kulle sabah. Tesni yapıyoruz. Entumma tezhebani ile amelikuma kulle sabah. Çoğul yapıyoruz. Entum tezhebune ile amelikum kulle sabah. Yine müennes çoğul. Entunne tezhebne ile amelikunne kulle sabah. Es-sefhatu selasumiye ve semaniye ve arbaun, sayfa 348. Tedribul aşir, 10. alıştırma. Ekele veledu portukale, ekele yedi. El veledu çocuk, portukale portakalı yedi. Çocuk portakalı yedi. Şimdi arkadaşlar burada bizde istediği şey şu. Burada bir fiil cümlesi vardır. Fiil cümlesinin üyeleri olan mef'ulun failin harekesi ve mef'ulun harekesi. Bunu bizden istiyor. Şimdi buna uygun bir şekilde irab yapalım. Ekele fiil. Fiili mazi. Müfred müzekker. El veledu onun failidir. Portukale mef'uldur ve harekesi üstündür. Birinci madde. Ersele. Ersele Aliyu berkiyeten li usretihi. Ali ailesine bir telgraf gönderdi. Şimdi arkadaşlar ersele fiili sülasi mezit rubai bir fiildir. İf'al babında ersele. Ali onun failidir. Berkiye mef'uldur. Aliyu onun failidir. Berkiye mef'uldur. Lam harfi cerdir. Usre mecrur. Sondaki zamir ise muzaf ileyhtir. İkinci maddeye gelince arkadaşlar, şahadet usretu et televizyone, aile televizyonu seyretti. Şahade fiili arkadaşlar sülasi mezit rubai müfaale vezninde ve mazi bir fiil. Usre burada faildir.
harekesi ötre televizyon mef'uldur ve harekesi üstündür. Addetil ummu et-ta'ame li evlat. Anne çocuklar için yemek hazırladı. Adde fiili arkadaşlar sülasi mezit rubai if'al babında. Kelimesi burada faildir, harekesi ötre. Ta'am mef'uldur. Lam harfi cerdir, evlat mecrur. Addel muvazzafu ennukude. Görevli parayı saydı. Adde fiili arkadaşlar yine sülasi mücerret bir fiildir. Mudaf bir fiildir. Mazi bir fiildir. El muvazzafu onu faili, nukud ise mef'uldur. Rattebel veledu firâşe. Çocuk döşeği düzenledi. Rattebe sülasi mezit ve tef'il babında arkadaşlar mazi bir fiildir. El veledu aynı zamanda onun failidir. Firâşe mef'uldur. Yedrusu Yusufu Arabiye. Yusuf Arapça okuyor. Yedrusu sülasi mücerret, müzari bir fiildir. Yusufu onun failidir. El-Arabiyye ise mef'uldur. Arkadaşlar yukarıda yapmış olduğumuz irabta fail makamındaki olan bütün isimlerimizin harekesi kesinlikle ötredir. Mef'ul makamında olan şu anda görünürde ikinci sırada gelen mef'ul makamında olan isimlerimizin harekesi ise kesinlikle üstündür. Bismillahirrahmanirrahim. Sayfamız 348. Tedribu hadi aşar. 11. alıştırma. Alıştırmamıza baktığımız zaman bir isim cümlesi. El fakihetu kethiratun ve rakisetun. Meyve bol ve ucuzdur. İsim cümlemizin başına arkadaşlar baktığımız zaman yine inne gelmiştir. Bildiğiniz gibi inne ve kardeşleri daima isim cümlesinin başına gelir ve isim cümlesinin birinci kelimesini kendisine isim, ikincisini ise kendisine haber yapardı. Yani ismini nesb, haberini ref yaparlar. İnne fakihete kesiretun ve rahisetun. Muhakkak ki fakihe yani meyve çok ve ucuzdur. Buna uygun bir şekilde arkadaşlar şimdi örneklerimizi biz yapalım. Sedruke selimun velhamdülillah. Senin göğsün elhamdülillah iyidir. Bunun başına inneyi getirmek istediğimiz zaman arkadaşlar inne sedruke selimun velhamdülillah. Muhakkak ki senin göğsün iyidir. Hazihil hücretu vasiatun ve nazifetun. Bu oda geniş ve temizdir. Şimdi arkadaşlar dikkatli bir şekilde dinlemenizi istirham ediyorum. Çünkü gerçekten bu kritik bir gramer kaidesidir. Bilmeniz de icap ediyor. Bakınız. Hazihil hücretu. Arkadaşlar bu bir sıfat mevsuftur. Bakınız. Bu oda diyoruz. Hazihi buradaki ismi işaret arkadaşlar. Aynı zamanda mevsuf makamında. El-hücre kelimesi ise onun sıfati durumunda. Peki neden elif-lamlı gelmiş? Arkadaşlar gerek ismi işaretler olsun, gerek normal zamirlerimiz olsun, bunlar marife birer kelimedirler, marifedirler. Eğer bu mevsufsa, bu marife ise doğal olarak sıfatı da marife gelmek zorundadır. Şimdi biz bunun başına inneyi getirdiğimiz zaman yani hazihin başına inneyi getirdiğimiz zaman inne hazihi dediğimiz zaman arkadaşlar burada hücre kelimesi hazihinin sıfatı durumunda olduğu için hücre kelimesi de hareke bakımında, irab bakımında ona uydurmamız icap ediyor. İnne hazihi hücrete. Her ne kadar hazihi mebni olduğu için son harekesini üstün okuyamıyorsak dahi mehallen mensuptur arkadaşlar. O bakımdan inne hazihi hücrete vasiatun ve nazifetun. Muhakkak ki o da
geniş ve temizdir. Bu örneğimize baktığımız zaman arkadaşlar, el-lugatu arabiyyetu mufidetun li. Arapça dili benim için faydalıdır. Şimdi arkadaşlar, burada yine bakınız, biraz önce vermiş olduğumuz örneğin bir aynısı, sıfat mevsufla karşı karşıyayız. اِنَّ الْلُغَةَ عَرَبِيَّتَ El-lugatın başına inneyi getirdik. Lugayı ne yaptı arkadaşlar? İsmi olduğu için nesbetti. Arabiye de onun sıfatı olduğu için o da doğal olarak nesb oldu. Haberi ise mufide kelimesidir. Mufidetun li. Muhakkak ki Arapça dili benim için faydalıdır. وَجَبَاتُ الطَّعَامِ ثَلَاثٌ وَجَبَاتُ الطَّعَامِ ثَلَاثٌ Yemek öğünleri üçtür. O zaman nasıl söylemek icap eder? اِنَّ وَجَبَاتِ الطَّعَامِ ثَلَاثٌ Vacebati okuduk arkadaşlar. Neden vacebati okuduk? Çünkü vacebat burada cem'i müennesi salim kipinde geldiği için cem'i müennesi salimlerdir arkadaşlar. Nesb durumunda daima esre olurlar. İnne vacebati ta'amide muzafi ileyh durumunda olduğu için onu da biz esre okuduk. Selasun, bu da haberdir. Cümle olarak inne vacebati ta'ami, bu innenin ismi, selasun ise innenin haberi arkadaşlar. Eddabitul münavibu, dabitul münavib, yani evrak sorumlusu, polis memuru, yektubu mahter. Yektubu yazıyor, mahtere. Mahter ise dosya manasında arkadaşlar. Demek ki, inne dabitel münavibe, muhakkak ki evrak sorumlusu memur, yektubu mahtere. Arkadaşlar burada yektubu mahter cümlesi, innenin haberi makamında. Yedinci alıştırmamıza baktığımız zaman arkadaşlar, Es-sefhatu selasumiye ve tis'e ve arba'un. Sayfa 349. Yedinci alıştırmaya baktığımız zaman. Enemin Pakistan. Ben Pakistanlıyım. Şimdi arkadaşlar burada inne ile beraber bunu okuyacağız. Zamirimizi inne ile okuyacağız. İnneni min Pakistan. Muhakkak ki ben Pakistanlıyım. Entumma sedikani azizan. Entumma sedikani azizan. Siz ikiniz, entumma ikiniz, sedikani azizan. İkiniz aziz arkadaşlarsınız. İnnekuma sedikani azizan. Muhakkak ki ikiniz aziz arkadaşsınız. Hiye ta'uddu maide lil aşa. O hanım akşam için sofrayı hazırlıyor. İnneha ta'uddu maidete lil aşa. Muhakkak ki o hanım akşam için sofrayı hazırlıyor. Hum la yebi'une hudarehuna. Onlar, o adamlar, o erkekler burada sebze satmıyorlar. İnnehum la yebi'une hudarehuna. Muhakkak ki onlar burada sebze satmıyorlar. Hunne yekra'nel ceridetel arabiyye. Hunne, o hanımlar, o kadınlar yakra'nel okuyorlar, el ceridetel arabiyye, Arapça gazete okuyorlar. İnnehunne yakra'nel ceridetel arabiyye, muhakkak ki o kadınlar Arapça gazete okuyorlar. Cevadu safari ma'i, pasaport benimle beraberdir. İnne cevaze safari ma'i, muhakkak ki pasaport benimle beraberdir. Nahnu la nuridu şey'en, biz hiçbir şey istemiyoruz. İnnena, muhakkak ki biz, la nuridu şey'en, biz hiçbir şey istemiyoruz. Es-sefhatu 349. Sayfa 349. Tedribu es-saniye aşer. 12. alıştırma. Da' koy, sualen bir soru koy. Likulli cevabin, her bir cevap için, mimma ye'ti. Şimdi arkadaşlar burada birçok cevaplar göreceksiniz. Biz bu her bir cevap için bir sual koymamız lazım. İlk önce arkadaşlar cevabımızı okuyalım.
Tu'iddul ummu, anne hazırlıyor, ne hazırlıyor? Ta'ame usbu'i, haftalık yemeği hazırlıyor. Ne zaman? Yevmel hamis, perşembe günü. Anne haftalık yemeğini perşembe günü hazırlıyor. Şimdi, sual sormak istersek, meta tu'iddul ummu ta'amel usbu'? Anne ne zaman haftalık yemeği hazırlıyor? Cevabını okuduk. Şimdi ikinci suale bakalım. Önce cevap verilmiş. Takti usratu, aile geçiriyor. Yevme cumu'ati, cuma gününü, firrihle, yolculukta. Aile cuma gününü yolculukta geçiriyor. Bunu bir sual şeklinde getirelim. Eyne takti usratu yevmel cuma'a? Aile cuma gününü nerede geçiriyor? Üçüncü sual arkadaşlar. Ma'i 20 dolaren. Yanımda 20 dolar vardır. Sual şimdi yapalım. Kem dolaren ma'ake? Yanında kaç dolar vardır? Dördüncü sual. Yeclisi oturuyor. Ed-duyufu, misafirler. Fi hücret-i istikbal, salonda. Şimdi arkadaşlar, hücret-i istikbal salon demektir. Aynı zamanda oturma odası. Şimdi misafirler oturma odası veya salonda oturuyorlar. Bunu sual şeklinde yapalım. Eyne yeclisi duyuf? Misafirler nerede oturuyorlar? Estikai, arkadaşlarım Ahmedun ve Sa'idun ve Eşrefun. Arkadaşlarım Ahmet, Sa'id ve Eşref'tir. Şimdi sual soralım. Men estikauke? Arkadaşların kimdir? Altıncı sual. El ceridetu leti ekrauha eşşerkul evset. Okuduğum gazete şerkul evsettir. Şimdi suali soralım. Eyyu ceride tekrauha? Hangi gazeteyi okuyorsun? Adadu eyyamul usbu seb'atun. Haftanın günleri yedidir. Soru yapmak istediğimizde arkadaşlar, kem yevmen li usbu? Haftanın kaç günü vardır? Adadu şuhuru sene ifne aşere şehren. Senenin ayları 12'dir. Şimdi, kem şehren fi sene? Yılda kaç ay vardır? Şeklinde arkadaşlar sorumuzu sorabiliriz. Es-sefhatu 350. Sayfa 350. Burada arkadaşlar bir diyalog söz konusu. Diyalogun bir kısmında soru var, cevap yoktur. Bir kısmında ise cevap verilmiş, soruları bizden istiyor. Şimdi arkadaşlar birinci diyalogta cevap vardır, soru bizden isteniyor. Önce cevabımızı okuyalım. Nasıl bir sorunun sorulacağını birlikte karar verelim. İndi, yanımda vardır. Selasetu evladin. Yani 3 çocuğum vardır. O zaman nasıl bir soru sormak lazım? Kem valeden leke? Kem valeden leke? Kaç çocuğum vardır? Ma umru ibnu ekber? Büyük çocuğun yaşı kaçtır? Bu sorudur. Şimdi cevap bizde bekliyor. Umru İbnül Ekber 9. Büyük çocuğun yaşı 9'dur. 9 yaşındadır. Ma umru İbnül Asgar? Küçük çocuğun yaşı kaçtır? Umru İbnül Asgar 5. Küçük çocuğun yaşı 5. Evet. Şimdi işte arkadaşlar burada yine bir cevap vardır. Onun sualini soracağız. Önce cevabı okuyalım. Zavceti, eşim, tezhebu gidiyor, ma'i benimle birlikte, fi seyyareti ile ameliha. Eşim benimle beraber işine arabayla gidiyor. Şimdi keyfe tezhebu zevcetuk ile ameliha? Eşin işine nasıl gidiyor? Sorduğunuz zaman bu cevabı vermemiz mümkün olabilecektir. Ellezani kana ma'i sadiqani li. Yanımdaki iki kişi arkadaşımdır. Soru şeklinde bunu dönüştürmek istediğimiz zaman men ellezani kana ma'ake?
Yanında olan o iki kişi kimdir? Haulâ'i evlâdu ammi. İşte onlar amcamın çocuklarıdır. Men haulâ'i. Onlar kimdir? Şeklinde soruyu sorabiliriz. Limâza saferte ilâ Medine. Şehre niçin yolculuk yaptın? Li ziyare. Ziyaret için. Buna baktığımız zaman arkadaşlar, es-sa'atul an el-vahidetu tamamen. Şu anda saat tam bir. Soru yapalım. Kem sa'a el-an? Şu anda saat kaç? Safertu bit-ta'ire. Uçak ile yolculuk ettim. Bimada saferte. Ne ile yolculuk ettin? Şeklinde arkadaşlar, soruyu sormamız mümkündür. Es-sefhatu selasu mi'e vahada ve kamsun. Sayfa 351. Şimdi arkadaşlar, çerçeve içerisine baktığımız zaman şunu görüyoruz. Bir takım harf-i celler vardır. Fi, ala, ila, li, bi ve min. Bu harf-i celerle cümle içerisinde nasıl amel ettiklerini bize gösteriyor. Şimdi birinci suale bakalım. Celese raculu marraten fi kuhin. Bir defasında adam barakada oturdu. Bakın arkadaşlar, burada fi harfi cer geldi kuh kelimesinin başına ve sonu mecrur yaptı. Arkadaşlar, bildiğiniz gibi harfi cerlerin toplamı 20 tanedir. Bu 20 harften herhangi birisi bir ismin başına geldiği zaman kesinlikle sonu cer yapar. O isim cümle içerisinde konum itibarıyla fail olabilir, mef'u olabilir, mübteda veya haber olabilir. Yani cümle içerisinde bulunduğu konum itibarıyla harekesi ne olursa olsun, harfi cer onun başına geldiği takdirde onun konumunu bozuyor ve son harekesini esre yapıyor. Arkadaşlar, bildiğiniz gibi bir isim iki şekilde harekesi, son harekesi cer olur. Birincisi başına harfi cer geldiği zaman. İkincisi ise muzafın ileyh durumunda olduğu zaman. Yani isim tamlama sonucunda muzafın ileyh sonu olduğu zaman son harekesi esre olur. Şimdi burada harfi cer sonucunda son harekesinin esre oluştuğunu görüyoruz. İkinci suale baktığımızda arkadaşlar, kâne ala hâiti, kâne idi ala hâiti duvarın üzerinde kıdrun bir tencere. Bakın burada ala kelimesi arkadaşlar, hâit duvar demektir. Onun başına gelmiştir. Son harekesini esre yapmıştır. Üçüncü madde arkadaşlar, nezara baktı. Kim er-raculu adam. Nereye baktı? İle kıdri. Tencereye baktı. Bakın burada ile harfi cer tencerenin başına gelmiş. Son harekesin esre o yaptığını görüyoruz. Dördüncü madde arkadaşlar, kâle raculu nefsihi. Adam kendi kendisine söyledi. Bakın burada lam harfi ceri gelmiş arkadaşlar. Li nefsihi. Burada sonunu esre yapmıştır. Sevfe ebi'u kıdre. Sevfe ebi'u kıdre. Tencereyi sonra satacağım. Beşinci madde bakıyorum arkadaşlar. Darabe kıdre. O tencereye vurdu. Bi riclihi. Ayağınla vurdu. Bakın burada arkadaşlar, bi harfi cel ricl kelimesinin başına gelmiştir. Ve onda son harekesini esre yaptığını görüyoruz. Altıncı madde arkadaşlar. Saha. Uyandı. Kim er-raculu adam. Min hulmihi. Kendi rüyasından uyandı. Yine burada min harfi cer arkadaşlar, hulm kelimesinin isminin başına gelmiştir. Ve son harekesini esre yapmıştır. Bismillahirrahmanirrahim. Es-sefhatu selâsu mi'e ve isnân ve khamsun. Sayfa 352. Ed-dersu salisu ve aşrun. 23. ders. El-bahtu an-i şakka.
daire hakkında. El kısmul evvel, birinci kısım. Kâne Seyitlenç, Seyitlenç idi, mukimen kalıyor idi. Fi fundukin bir otelde. Ve kânet usretu, aile idi, mukimeten kalıyor idi. Fi vatanihi, vatanında. Yani aile Seyitlenç'in vatanında kalıyordu. Ve lem tahtur ma'ahu, onunla birlikte gelmedi. Yani aile Seyitlenç'le beraber gelmedi. Ve ba'de fetretin, bir süre sonra erade istedi en yeskuna oturmayı. Fi şakkatin mefruşetin, dayalı döşeli bir dairede oturmak istedi. Yani Seyitlenç belli bir süre sonra dayalı döşeli bir dairede oturmak istedi. Şimdi arkadaşlar burada okuyacağım fiilde şuna dikkat etmeniz lazımdır. Burada bakın dikkat buyurunuz. En yeskune. En-i mastariyedir. Bildiğiniz gibi fiili müzarinin başına geldiği zaman fiili müzariyi normal müzari manasını vermekten ziyade onu mastar yani isimleştiriyor. Yani şöyle söylemek icap eder. Ve en yuhtire. Yani erade istediği en yuhtire getirmeyi. Kimi? Usretehu ailesini. Ve en yuhtire usretehu ailesini getirmek istedi. Takdiri olarak yuhtire fiilin başına eni getiriyoruz. Ve kara'a okudu fi ceridetin, gazetede okudu Seyitlenç, fi sefhatil ilanati, ilanlar sayfasında Seyitlenç okudu, neyi okudu? El i'lanet tali, aşağıdaki ilanı okudu. Şakkatun mefruşetun, dayalı döşeli bir daire. Erba'u gurafin, dört odalı. Ve saletun, bir salon. Ve hammamani, iki tane banyo. Ve metbakun, bir mutfak. Ve biha, o dairede mevcuttur. Kullu deruriyat, bütün zorunlu ihtiyaçlar mevcuttur. El ittisalu bi mektebil şarkili tecir. Müracaat, Doğu Emlak Bürosu. Hatif rakam, telefon numarası. 9 ve 2 ve 5 ve 6 ve 7 ve 2. Bu da telefon numarası. Şimdi işte arkadaşlar, fi mektebi te'cir, emlak bürosunda. Es-Seyitlenç, Seyitlenç, yuşiru, işaret ediyor, ila i'lani, ilana işaret ediyor ve yakul, söylüyor ki, hel hadi şakkatu münasibetun li usretin min erbaati eşkas. Bu daire, dört kişilik bir aile için uygun mu? Soruyor. Emlakçıya soruyor. Es-sefhatu 353. Sayfa 353. Mudirul mektep. Mudirul mektep yani ofis müdürü. Naam, evet. Es-şakkatu daire fi hayyin hadi'in. Sakin bir mahalledir. Ve hiye, o daire vasiatun, geniştir ve nazifatun, tertemizdir. Tedhuluha, o daire giriyor. Eşşemsu ve hava, daireye güneş ve hava giriyor. Ve fiha, o dairede mevcuttur. Kullu deruriyat, bütün ihtiyaçlar o dairede mevcuttur. Ve icaruha, onun kirası ise mu'tedilun, gayet uygundur. Mu'tedil kelimesi arkadaşlar ne çok yüksek ve ne de çok alçak. Seyitlenç, hel yumkinu, mümkün müdür, en ara görmem, hazi şakka, bu daireyi görmem mümkün müdür? Mudirul mektep, ofis müdürü. Teb'an, elbette ki, leysetil şakkatu ba'ideten mühuna, daire burada uzak değildir. İnde imare, şimdi arkadaşlar apartmanın yanında. Seyitlenç ve mudirul mektep, Seyitlenç ve ofis müdürü, yukabilani, karşılaşıyorlar. Bevvabel imareti, apartman kapıcısıyla karşılaşıyorlar. El bevvabu, kapıcı, mis'adu ile yasar, asansör soldadır. Mudirul mektep, ofis müdürü, len nehtace ile mis'ad, asansöre ihtiyacımız olmayacak. Eşşakkatu fi devrul evvel, apartman birinci kattadır. Sevfe nes'adu ala sulem, biz merdivenle çıkarız. Mudirul mektep, yine devam ediyor müdürul mektep, ofis müdürü. Hel miftahu ma'ak, anahtar yanında mıdır?
اَوْ نَسِيْتَهُ كَالْعَادَ Yoksa onu her zaman olduğu gibi unuttun mu? El-Bevvab تَذَكَّرْتُ هَذِي الْمَرَّ Bu kez hatırladım. Şimdi El-Bevvabu يَفْتَحُ الْبَابَ Kapıcı kapıyı açıyor. وَيَدْخُلُونَ Hep beraber giriyorlar ila şakka daireye. El-Safhadu سَلَاسُمِيَ وَاَرْبَعَ وَخَمْسُونَ Sayfa 354 Mudirul Mektep, ofis müdürü. İftahin nevafize min fadlik. Lütfen camları aç. Bunu kapıcıya soruyor. Seyitlenç ise yeteferracu ala şakkati ve ala esas. Seyitlenç daireyi ve eşyayı geziyor, onlara göz gezdiriyor. Vel mudiru, müdür ise yuşiru lehu, ona gösteriyor. Mudirul mektep, hâda huve medhal. Bu giriş. Yani hol. Ve hazihi sale. Bu da salondur. Seyitlenç. Ve hazihi gurfetun nevm tab'an. Bu da yatak odası tabii ki. Ve haza huve metbah. Bu da mutfaktır. Mudirul mektep. Naam. Hazihi gurfetun nevm saniye. Bu da ikinci yatak odasıdır. Ve hazihi gurfetun culus. Bu da oturma odasıdır. Ve ahiren Hazihi gurfatut ta'am. Bu son olarak da yemek odasıdır. El-Bevvab, kapıcı. Hel ra'a Seyitlenç hammameyn. Seyitlenç iki tane banyo gördün mü? Huna vahidun. Birisi burada. Ala yemin, sağda. Ve hunake aharu ala yasar. Diğeri ise orada solda. Seyitlenç kemil icaru. Kira ne kadar? Mudirul mektep. Yetehaddesu konuşuruz anil icari kira hakkında ve şuruti şartlar hakkında fil mektep ofiste. El kelimatul cedide yeni kelimeler. Saffun saf. Hammam banyo. Cemelun deve. Yertefi'u yükseliyor. Eşare işaret etti. Tunazzifu kirden vesaireden temizlemek. Ebvabu, babın çoğulu, kapılar. Eşşarun, ağaçlar. Elabun, oyunlar. Sukkanun, nüfus. Elhaşaişu, haşaşın çoğulu arkadaşlar, kuru otlak. Mevcudun, var olmak, mevcut. Yenhafidu, düşük. Ahiren son. Aharu diğeri. Şurutun şartlar. Netehaddesu konuşuruz. Merreten bir kez daha. Yekunu oluyor. Yuşiru işaret ediyor. Es-sefhatu 357. Sayfa 357. Yahrusu koruyor, bekçilik ediyor. Yusri'u süratlanıyor, hızlanıyor. Fakat yukabilu karşılaşıyor. Nes'adu arkadaşlar nes'adu sa'ide yes'adu manasında yani tırmanmak anlamında. Nes'adu tırmanıyoruz. Esasun ev eşyası. Sehlün kolay. Ferdun fert birey. Mukavvanetun arkadaşlar mukavvane meydana getirilen. Kevvane fiilinin kevvane arkadaşlar tef'il babında bir fiildir. Burada isim mef'ul makamında mukavvane meydana getirilen. Mukavvin ise meydana getiren. Mukimetun kaim olan, mukime, kaim olan, kadimun eski, meliun dolu, lem cehdi mutlak olumsuz, müzari fiilin başına gelir, manasını olumsuzlaştırır ve maziye taşır. Len ise arkadaşlar, nefi istikbaldır. Müzari fiilin başına gelir, sonunu nesbeder, manasını olumsuz yaparak istikbale taşır. İbaretun ibaret. Meftuhun açık. Bevvabun kapıcı.
Şakkatun daire. Vatanun vatan. Fetratun bir dönem. Mefruşetun dayalı döşeli. Gurefun odalar. Saletun salon. Mettakun mutfak. Deruriyat zorunlu şeyler. Teahirun teahir. İttisal bağlantı. Hayyun mahalle. Hadiun sakin. Mutenezzeh tenzih edilen. Burada isim mef'ul makamında mutenezzeh tenzih edilen. İcarun kira. Yumkinu en mümkün olan. İmaretun apartman. Mis'adun asansör. Devrun kat. Süllemün merdiven. Kel'ade alışıla geldiği prensip olarak. Esasun ev eşyası. Yeteferracu ala görüyor, bakıyor. Medhalun giriş. Es-sefhatu 300 ve 57. Sayfa 357. Tedribul evvel. Birinci alıştırma. İhtar. Seç. El-icabete sahihe. Doğru cevabı seç. Min beyne icabati mevcude. Mevcut cevaplar arasında. Emame kulli cümletin. Her bir cümlenin önünde. Şimdi birinci cümlemize baktığımız zaman arkadaşlar. Şurutul icari. Kiranın şartları. Cevaplara baktığımız zaman en uygunu. Fi mektebi te'cir. Fi mektebi te'cir. Emlak bürosunda. İkinci cümleye baktığımız zaman. Eşşakatu. Leyset ba'ideten. Daire uzak değildir. Nereden uzak değildir? An mektebi te'cir. Emlak bürosuna uzak değildir. Es-sefhatu 358. Sayfa 358. Üçüncü madde. El-bevvabu. Kapıcı. Uygun cümle. Yehrusu imare. Apartmanı koruyor. Dördüncü madde. Nestahimmu adeten prensip olarak yıkanırız. Uygun madde ise fil hammam banyoda. Beşinci madde. Yensi bevvabu adeten. Yensi unutuyor. El bevvabu kapıcı adeten her zaman olduğu gibi. Neyi unutuyor? El miftahe anahtarı. Eşşakatul mefruşetu fiha. Dayalı döşeli daire içerisinde bulunur. Ne bulunur? Kullu esas. Bütün ev eşyası. Yedinci madde. Ed-deruriyatu. İhtiyaç duyulan her şey. Elleti. O şeyler ki. Fişşakati dairede. Yani dairede ihtiyaç duyulan şeyler. Hiye şunlardır. Kullu esas. Bütün eşyalardır. Eşşakatu. Daire. Vasiatun. Ve nazifatun. Geniş ve temizdir. Es-sefhatu 359. Sayfa 359. Dokuzuncu madde. Tedhulu şemsu. Güneş giriyor eşşakkate daireye. Fetunezzifu temizliyor. El cevve vel heva. Havayı temizliyor. Şimdi ise arkadaşlar. Tedribusani. İkinci alışmamıza bakıyoruz. Kevvin oluştur. Cümlen tam meten. Tam cümleler oluştur. Min mecmuati kelimat-ı atiye, aşağıdaki kelimeler topluluğundan tam cümleler oluştur diyor bize. Şimdi birincisine baktığımızda şunu görür arkadaşlar. Seyit Lenç, mukimun kaimdir, yani kalıyor, fi fundukin otelde. Seyit Lenç otelde kalıyor. İkinci madde. Usratu Seyit Lenç, Seyit Lenç'in ailesi mukimetun o kalıyor fi vatanihi vatanında. Yani Seyit Lenç'in ailesi vatanında kalıyor. Üçüncü maddeye baktığımız zaman arkadaşlar şunu görüyoruz. Hazihi şakkatu mefruşe, bu dayalı döşeli daire min erba'in gurafin, dört odadan ibarettir. Es-sefhatu 359. Sayfa 359.
Dördüncü maddemizde itibaren devam ediyoruz arkadaşlar. Leyset değildir. Şakkatul mefruşe. Dayalı döşeli daire değildir. Ne değildir? Meliyeten. Dolu değildir. Ne ile? Bil esası eşya ile. Dayalı döşeli daire eşya ile dolu değildir. Beşinci madde. Fişakkati dairede vardır. Ne vardır? Kullu deruriyat. Bütün ihtiyaçlar mevcuttur. Altıncı madde. Maza kara'a. Ne okudu? Seyit Lenç. Seyit Lenç ne okudu? Fi sefhatil i'lanati. İlanlar sayfasında ne okudu? Yedinci madde arkadaşlar. Yekunu mümkündür. El ittisalu diyalog. Nereye? Bi mektebi şark li te'cir. Doğu emlak bürosuna. Yani doğu emlak bürosuna başvurulabilir. Sekizinci madde işte arkadaşlar. Yuşiru işaret ediyor. Seyit Lenç işaret ediyor. İla ilan. İlanı gösteriyor. Dokuzuncu madde. Hel hazihi şakkatu münasibetun. Bu daire uygun mudur? 10. maddeye baktığımız zaman arkadaşlar. Vel şakkatu daire fi hayyin hadi'in. Sakin bir mahallede. Hay arkadaşlar bildiğiniz gibi mahalle, hadi'in sakin manasında. Fi hayyin hadi'in sakin bir mahallede. Es-sefhatu selasumiye ve sittun. Sayfa 360. 11. madde. İcaru şakkati dairenin kirası me'akulun cidden. Gerçekten me'akuldur. 12. madde. Hel yumkinu. Mümkün müdür? En era görmem hazihi şakke bu daireyi. Bu daireyi görmem mümkün müdür? Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle dağınık biçimde verilmiş kelimelerimizi faydalı birer cümle haline getirmiş olduk. Şimdi ise tedribus salis. Üçüncü alıştırma. Ekmil tamamla. El cümle atiyete. Aşağıdaki cümleleri tamamla. Bi ihtiyari kelimatı münasip. Uygun kelimeleri seçerek. Arkadaşlar gördüğünüz gibi burada bir takım kelimeler vardır. Ve burada her bir sualin bir maddenin karşısında boşluk bırakılmış bazı yerler vardır. Biz o boş yerlere uygun kelimeleri koyacağız. Şimdi birinci cümlemizi okuyalım. Seyit Lenç yukabilu mudirel mektep. Seyit Lenç yukabilu karşılaşıyor mudirel mektebi ofis müdürüyle. Birinci cümlemiz böyle. İkinci cümle. Eşşakkatu daire leyset ba'ideten min huna. Buradan uzak değildir. Üçüncü madde ise arkadaşlar. El mis'adu asansör ile yasar. Soldadır. Cümle öndeki boşlukları doldurmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Dördüncü madde. Leyse mis'adu deruriyen. Asansör zorunlu değildir. Beşinci madde. Sevfe nes'adu ala sullemi. Merdivenle çıkarız. Altıncı madde. Eşşakkatu fi devrul evvel. Daire birinci kattadır. Yedinci madde. Hel miftahu ma'ak. Anahtar yanında mıdır? Sekizinci madde. Nesitel miftaha kel ade. Her zaman olduğu gibi anahtarı unuttun. Dokuzuncu madde. El bevvabu kapıcı yeftahu açıyor elbabe kapıyı. Onuncu madde. Tezekkartu hazihil marre. Bu kez hatırladım. 11. madde. İftah en nevafize min feddik. Pencereleri lütfen aç. 12. madde. Yeteferracu Seyit Lenç ala esas. Seyit Lenç ev eşyasını kontrol ediyor.
13. madde. Hazihi gurfetun nevm tab'an. Elbette ki bu da yatak odasıdır. 14. madde. Haza huvel matbah. İşte bu da mutfaktır. Es-safhatu 361. Sayfa 361. 15. madde. Hel ra'a Said Lenç hammameyn. Said Lenç her iki banyoyu gördü mü? Şimdi ise arkadaşlar tedribur rabi'a, dördüncü alıştırma. Dördüncü alıştırmamıza baktığımız zaman arkadaşlar, ekmil tamamla, kemafin nemuzec, örnekte olduğu gibi tamamla, vazbit bir şek. Şimdi şekle baktığımız zaman arkadaşlar, şeklimizde bir isim cümlesi, daha sonra bu isim cümlesinin başına kânenin geldiğini görüyoruz. Şimdi isim cümlesi el usratu mukimetun hunake. Aile orada mukimdir. Arkadaşlar bu bir mübteda haberden meydana gelen isim cümlesi. El usre mübteda mukimetun onun haberidir. Şimdi bunun başına kâne gelmiş. Bildiğiniz gibi arkadaşlar kâne ve kardeşleri ef'ali nakiseden olup İsim cümlesinin başına gelirler. İsim cümlesinin birinci üyesi olan mübtedayı kendisine isim yapar, harekesine dokunmaz. İkincisi olan haber durumundaki olanı ise kendisine haber yapar ve harekesini nesbeder. Bu duruma göre okursak kânetil usretu mukimeten. Bakınız kânetil usretu mukimeten hunake. Aile orada kaim idi. Bir noktaya daha dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bildiğiniz gibi fiiller faillerinin müzekker ve müennesliğini dikkate alarak ya müzekker veya müennes gelirler. Yani fail eğer müzekker ise fiil de müzekker. Fail müennes ise fiil de müennes geliyor. Şimdi biz dedik ki kâne ve kardeşleri ef'al-i nakisedendir. Yani bunları biz fiil grubuna koyduk. Bu durumda bunlar da fiillerin bu özelliklerine uymak zorundadırlar. Yani kendisinden sonra gelen ismi müzekker ise kânede ve kânın kardeşi leyse gibi mesela o da müzekker gelir. Eğer onun ismi müennes ise o da müennes gelme durumdadır. Bakınız aynı kaideye burada uyulduğunu görüyoruz. Kânetil usretu, bakın kânet diye okuyoruz. Neden? Usre kelimesinin müennesliğinden bu kaynaklanıyor. Kânetil usretu mukimeten hunak. Aile orada mukim idi. Aşağıdaki cümlemize baktığımız zaman arkadaşlar, racul kelimesini görüyoruz. Müzekker bir kelime ve kânen ismi durumunda. Bu durumda kâne gelmiştir. Kâne racûlu mukimen. Adam kaim idi. Nerede? Huna. Burada kalıyor idi. Evet. Şimdi arkadaşlar vermiş olduğumuz bu örneği dikkate alarak aşağıdaki alıştırmalarımızı yapabiliriz. Önce birer tane isim cümlemizi okuyalım. Daha sonra bu isim cümlemizin başına kâneyi getirip ona göre okuyalım. Birinci madde. Es-Seyyid Lenç. Seyyid Lenç mukimun fi Mısır. Seyyid Lenç Mısır'da kalıyor. Orada mukimdir. Şimdi kâne ile beraber okuyalım. Kâne Seyyid Lenç mukimen fi Mısır. Seyyid Lenç Mısır'da kalıyor idi. Eşşakkatu ba'id eşşakkatu ba'idatun anil amel. Daire işe uzaktır. Yani işten uzaktır. Bunu kâne ile beraber okuduğumuzu okuyalım şimdi arkadaşlar. Kânetil şakkatu ba'ideten anil amel. Daire işten uzak idi. Eşşakkatu mefruşetun bideruriyat. Daire bütün zorunlu ihtiyaçlarla döşenmiştir. Bu durumda kânetil şakkatu mefruşeten bideruriyat. Daire bütün zorunlu ihtiyaçlarla döşenmiştir. Dördüncü madde
Eşşakkatu münasibetun lil usre. Daire aileye uygundur. Kânetil şakkatu münasibeten lil usre. Daire aileye münasip idi. Beşinci madde. Eşşakkatu vasiatun. Daire geniştir. Kâne'yi getirelim. Kânetil şakkatu vasiaten. Daire geniş idi. Eşşakkatu nezifetun. Daire neziftir, temizdir. Kânetil şakkatu nezifeten. Daire temiz ve nezif idi.